Şimdi Fransa'ya döneceğiz. Paris temsilcimiz Ömer Aydın'ın yanında önemli konukları var ve konu yurt dışında yaşayan Türkler. Ömer. Merhaba, teşekkürler Mehmet Sümer. Geçtiğimiz hafta Fransa'nın doğu ve güney bölgelerinde bir dizi toplantılar vardı, konferanslar vardı. Özellikle son dönemde Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili, 17 Aralık olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantıları vardı. Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin düzenlediği toplantılardı. Loren bölgesinde ve güneyde Lyon merkezli bir bölgede yapılan toplantılar vardı. Bu hafta sonu ise yine Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin düzenlediği toplantılar olacak. Bu haftaki toplantılar ise Paris bölgesinde ve Doğu Fransa'da Strasbourg merkezli Alsas bölgesinde gerçekleşecek. Biz şu anda yanımızda konuklarımız var. Senin de söylediğin gibi AK Parti Grup Başkan Vekili ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili Sayın Belmaz Atır ve aynı zamanda Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Kemal Yurtnaç. Efendim hoş geldiniz. Belma Hanım, sizden başlayalım. Bugünkü temaslarınızla başlayalım. Yurt dışına geldiniz. Yurt dışında bir dizi toplantıya katıldınız ve katılacaksınız. Önce sizden dinleyelim. Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz sizin de söylediğiniz gibi milli iradeye saygı anlamında Türkiye'de geçmiş haftalarda yaşadığımız 17 Aralık olaylarını daha yakından bilgilendirmek, kirli bilgileri yok etmek anlamında Avrupa'ya bir dizi gezi düzenledik. Bugün itibariyle 11 milletvekili arkadaşımız çeşitli bölgelerde, Avrupa'nın çeşitli illerinde bu toplantıları düzenleyecekler. Bu toplantıları düzenlerken Avrupa Türk Demokratlar Birliği bize yol gösteriyor. Onlarla birlikte düzenliyoruz bu toplantıları. Bugün Paris'teyiz. Paris'te 500 milyona yakın Türk vatandaşı var. 107 milyona yakın da öğrenci var. Dolayısıyla buradaki genç nüfusa özellikle Türkiye'de iltibatı olmayan, Türkiye'deki bilgileri yerinde anlatmak adına buraya geldik. Bugün konsolosumuz kadın STK'ları, kadın milletvekili olduğum için kadın STK'ları davet etmiştik. Konsoloslukta öncelikle onlarla görüştük. Akşam 20'li bir yemeğimiz var. Yani salon toplantılarımız var, esnaf ziyaretlerimiz var. Türkiye'de yaptığımız toplantıların bir benzerini burada yapacağız. 17 Aralık'ta yaşadığımız asla kabul edilemeyecek, milli iradeye sekte vuracak çalışmaları, yapılan uygulamaları, yanlış hukuki uygulamaları, basın, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının Türkiye'ye verdiği zararları anlatmak için burada bulunuyoruz. Şunu özellikle söylemek isterim ki buradaki halkımız Türkiye'deki olayları çok yakın takip ediyorlar, çok bilinçliler. Bu da beni çok memnun etti. Sabahleyin kadın STK'larla yaptığımız toplantılarda Türkiye'deki olayları anlattık. Onlar da Türkiye'deki istikrarın devamından yana olduklarını söylediler. Türkiye sizin de bildiğiniz gibi çok genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Girişimci bir toplumuz. Buralarda olduğu gibi dünyanın her yerinde girişimci bir iş insanını, bir Türk iş insanını görebiliyoruz. Büyüyen bir ekonomimiz var. Bizim için tek gerekli olan istikrarlı bir yönetim. Maalesef bu istikrarlı yönetimimizi de yok etmek için bir takım iç ve dış mihrakların bir araya gelerek uyguladığı yöntemler var. 17 Aralık'ta bu karanlık gücüyle tekrar karşımızda gördük. Buradaki vatandaşlarımız, Türk kökenli yurttaşlarımız, konuyu hakimler, biz de kendilerine dilimizden döndüğü kadar anlattık, belgeledik. Yarın da toplantılarda bunun devamını getireceğiz inşallah. Peki, çok teşekkürler. Birçok sorum olacaktı ama bütün sorularıma aynı anda cevap vermiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kemal Bey, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, aslında Fransa'daki Türkleri, yurt dışındaki Türkleri sizinle konuşmak istedim. Bu nedenle Sayın Milletvekilimize teşekkür ettim. Gündeminizde neler var? Başbakanlık Yurtdışı Türkler, yurt dışındaki Türklerle ilgili bir kurum olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz bugünlerde? Evet, iyi akşamlar diliyorum ben de. 2010 yılında biz kurulduk. Sayın Başbakanımızın talimatıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmek üzere böyle bir teşkilat kuruldu. Ve bu teşkilat vatandaşa en azından biz devlet olarak sizin yanınızdayız mesajını vermek için 3,5 yıldan bu yana çalışıyor. Fransa'ya da geliş sebebimiz hem ülkemizdeki çeşitli bilgileri vatandaşımıza burada aktarmak, ikinci olarak da biz vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerde ortak akıl platformları oluşturuyoruz. Yani onların yaşadıkları sorunlar neler? Devletimiz bu konuda onlara ne tür çalışmalar yapacaklar? Kısa, orta, uzun vadede vatandaşımıza ne gibi hizmetler yapılacak? O çalışmaları planlamak üzere buradaki 60
gerek sivil toplumdan, gerek basından, gerek eğitim camiasından kişilerle beraber yarın oturacağız, böyle bir çalışma yapacağız. Peki hem Türkiye'de hem de Fransa'da önümüzdeki aylarda seçimler var. Mart ayında, önce Fransa'dan başlayalım. Mart ayında Fransa'da yerel seçimler var. Hem Türklerin oy kullanabilmeleri için, oy kullanmalarına teşvik için, hem de aday olan Türkler var. Fransa genelinde yüzlerce Türk seçimlerde sadece seçmek için değil, yönetmek için de aday olduklarını açıkladılar. Kurum olarak bu konuda ne tür çalışmalarınız var? Demokrasinin en güzel tarafı halkın iradesinin sandıkta yansımasıdır. Burada yaşayan insanlarımızın da seçimlerde aktif olmasını biz istiyoruz. Ne için istiyoruz? Hak ve hukukunu korumak amacıyla. Madem burada yaşıyorlar, burada vergi veriyorlar, buradaki siyasete de etkin olacaklar. Bu manada Mart ayının sonunda burada da yerel seçimler var. Bildiğim kadarıyla 104 tane belediye meclis üyesi var. Bunların sadece belediyelerle kalmayıp ulusal bazda da kendilerini ifade etmelerini, haklarını aramaları buradaki yaşayan toplum için önemli. Biz özellikle Yurt Dışı Türkler Başkanlığı olarak yurt dışında yaşayan insanımızın yönetime katılma konusunda aktif olmasını istiyoruz. Bir de meselenin diğer tarafı var. Türkiye'deki seçimler ilk defa artık yurt dışında yaşayan kişiler Türkiye'deki seçimlerde oy verebilecekler. Evvelerden sadece gümrük kapılarında verebiliyorlardı. Ama şu anda bulundukları yerlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim ve halk oylamasında verecekler. Yerel seçimler hariç. Bununla ilgili de Yüksek Seçim Kurulu, gerekse Dışişleri Bakanlığı ortak çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Ama asıl maksat buradaki yaşayan insanlar, buradaki siyasette etkin olacaklar ki kendi haklarını, hukuklarını savunabilsinler. Son soruma geleyim. Bir dakikalık bir zamanımız kaldı. Göçün 50. yılı. Bu yıl 4 ülkede 50. yılı kutlanacak. Türklerin yurt dışına göçü, işçi göçünün daha doğru ifade etmek gerekirse. Fransa'da ise 2015 yılında, 2015 yılında 50. yılı kutlanacak. Bu konularla ilgili hem diğer ülkelerde hem Fransa'da ne tür çabalarınız, çalışmalarınız olacak? Biz başkanlık olarak 2011'de Almanya'da başladık 50. yılla. Bu kutlamalardaki asıl maksat şudur. Farkındalığı oluşturmak, sorunları gündeme getirmek, karşı tarafa beraber Türklerin de burada sorunlarının olduğunu, nasıl çözüleceği konusunda beraber ortak kanaat oluşturmak. O maksatla Almanya'dan sonra şimdi Belçika pazartesi salı günü Sayın Başbakanımız da katılacak, yapılacak toplantıya. Avusturya, İsviçre ve Hollanda'da 2014'te 50. yıl, 2015'te Fransa'da 50. yıl. Bu çerçevede biz bir akademik bir toplantı yapıyoruz. 50 yılda burada ileri çıkan kişileri onur edilecek bir çalışma yapılıyor ve sonunda bir resepsiyonla toplantılar bitiyor. İnanıyorum 2015 yılı içerisinde Fransa'da benzer çalışmalar yapılacaktır. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum başkanım. Mehmet Sümer AK Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Belmaz Atır ve Başbakanlık Yurt Dışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Kemal Yurttaş konuğumuzdu. Söz yeniden sende. Ömer, sana ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Fransa'ya gerçekleştirdiğimiz, Paris'e gerçekleştirdiğimiz bu canlı bağlantıyla Küresel Bakış'ın bu yayınının sonuna geldik. Önümüzdeki haftada yine hafta içi her gün saat 14 ve 21'de karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.